Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. 2 Temmuz çok önemli bir tarih, zira bugün itibariyle kiracılar ve ev sahipleri karşı karşıya, ama ortada büyük bir de muamma var. Hepimizin merak ettiği bir konu. %25'lik konut kira artış oranı artık ortadan kaldırıldı ama çok bilinmeyenli bir denklem. İşte bunun cevabını almak üzere çok değerli bir konuğum var. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Buyurunuz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet, az önce de bahsettiğim gibi sizin Twitter'da, sosyal medyada çok değerli, çok önemli açıklamalarınız var. Biraz da kafa karışıklığına yol açtı. Nedir? Haziran ayında ki enflasyon tüfe oranları mı baz alınacak, bunu bilmiyorduk birçoğumuz. Nedir oranlar? Temmuz ayından itibaren artık kiracılar neyle karşı karşıyalar? Evet, bugün itibariyle, yani 2 Temmuz itibariyle konutlar için geçerli olan %25 kuralı, yani artış oranını %25 ile sınırlandıran geçici kural, yaklaşık 2 yıl 15 gün kadar uygulandı biliyorsunuz. Ortadan kalktı. Yani 2 Temmuz bugün sabah böyle bir yeni döneme uyandık. Şimdi uyandığımız dönem itibariyle mevcut bugünden itibaren kira sözleşmelerinde artış oranında ne uygulanacak? Vatandaşın belki de en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Şimdi öncelikle 2 Temmuz öncesinde kira artış şartını gerçekleştirmiş olan kiracılar yasal sorumluluklarını zaten onlar yerine getirdiler ve %25 ile bu kira artışlarını yaptılar. 2 Temmuz'dan sonra ise artık her kira sözleşmesi farklı farklı tarihlerde ve dönemlerde yapıldığı için her kiracı kendi sözleşmesine bakarak kendi dönemi, yani yenileme dönemi geldiğinde yenileme dönemi kapsamındaki ay içerisinde bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamasını uygulayacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki bugün 2 Temmuz ve sizin 2 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğunuz bir sözleşme var. 4. yılında 5. yılına girecek bu yıl. Siz bundan önce 2 yıl boyunca %25 uyguladınız. Ama ne uygulayacaksınız bugün sabah itibariyle? Yani mal sahibinize ne yatıracaksınız? İşte siz açıklanacak olan, yani bugün veya yarın açıklanacak olan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını bekleyeceksiniz. Diyelim evet. Ki dediler ki %60. Yani 12 aylık ortalaması %60 geldi. Siz %60 yapacaksınız. Yine bir örnek daha verelim. Örneğin sizin sözleşmeniz önümüzdeki Eylül ayında yenilenecek. Siz bu Temmuz'da herhangi bir şey yapmayacaksınız. Yani 2 Temmuz itibariyle sizin herhangi bir şekilde bir artışınız yok. Zaten döneminiz Eylül ayında. Siz Eylül ayının başını bekleyeceksiniz. Açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE 12 aylık ortalaması açıklandığında TÜİK tarafından siz Eylül ayı kiranızı o 12 aylık ortalama, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması kapsamında yapacaksınız. Özetle 2 Temmuz ve sonrasında yenileme dönemi gelen tüm kiracılar artık bundan sonra %25 değil, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını, bir önceki ayın ortalamasını dikkate alarak kira artışlarını yapmaya devam edecekler. Kural bu anlamda bu şekilde geçerli olacak. Peki Ocak ayında baktığımız zaman işte iş yerleri zaten bu ortalamayı baz alıyorlardı. Ocak ayında %53.86, Şubat'ta 54.72, Mayıs ayına geldik %59.64. Muhtemelen yarın açıklanacak TÜİK rakamlarıyla birlikte 12 aylık rakamda 60 ve üzeri bekleniyor. Peki burada en çok merak edilen konulardan biri de bir tavan fiyat sınırı gelecek mi? Yani %60'ın üstünde ya da %50 çok fazla diyecek olanlar mutlaka olacaktır. %25 nere, %50 nere diye. Böyle bir işte tavan fiyat, tavan sınır belirlemesi olabilir mi? Böyle bir şey gündemde mi? Hayır, böyle bir gündem yok. Bir yıldır özellikle son bir yılı çok ciddi şekilde mal sahipleri enflasyonun çok çok altında bir kira artışıyla karşı karşıya bırakıldılar. Yani mevcut sokak enflasyonunun %100'lerle açıklandığı, TÜFE'nin yaklaşık resmi olarak rakamlarla %80'lerde açıklandığı ve bu 12 aylık ortalamaların da 60'larda olduğu bir ortamda, yani 100, 80, 60 ve sözleşmelerle %25 sınırlandırıldı. Yani dolayısıyla ben bu tarihten itibaren artık
konutlarla ilgili herhangi bir şekilde bir tavan sınır veya yine böyle bir %25 benzeri bir geçici düzenlemenin getirileceğini düşünmüyorum. Çünkü şundan dolayı getirilmeyecektir. Artık bu getirildiği takdirde zaten kiracı mal sahibi ilişkileri yeterince bozuldu, yeterince yıprandı ve yeterince ciddi şekilde kriminal hale geldi maalesef. Dolayısıyla bu konu mevcut iki yeni bir düzenlemeyle artık onarılamaz hale de gelir. Çünkü kiracılar belki bu konuda biraz şikayetçi olabilirler bu kuralın kaldırılmasından dolayı, ama dolaylı olarak önce doğrudan kendi hayatlarını ilgilendirdiği için etkileniyorlar, ama dolaylı olarak ilerleyen süreçte eğer böyle bir tavan uygulama gelirse veya bir yeni kural getirilirse, bu durumda hani iki yıldır yaşadığımız bu yaklaşık İstanbul'da 600 bin üzerinde boş eve belki bir 600 bin daha eklenir. Yani mal sahipleri evlerini kiraya vermezler. Verdiklerini tahliye etmeye devam ederler. Biliyorsunuz son iki yılda da çok ciddi şekilde tahliye davaları açıldı sırf bu %25 kuralı sebebiyle. Özetle kiracı mal sahibi ilişkilerinin piyasa dengesi bozulmadan yönetilmesi gerekiyor. Bu yönetim de böyle sözleşmelere, yani özel hukuk sözleşmelerine çok fazla müdahale edilmemesiyle mümkün olabilir. Bunun da yolu dediğim gibi tavan fiyat veya %25 kuralı gibi kurallar getirmemektir.